İbrahim Bey, HDP'yi bu seçimde ve HDP seçmeni nereye koyuyorsunuz? Nasıl değerlendirmek gerekir? Çünkü altılı masanın 7. ortağı şeklinde Cumhur İttifakı'ndan sürekli böyle bir sıfatlandırma var. Soruyu sormamın bir nedeni de şu, enteresan bir gelişme oldu bugün. Edirne Fethi cezaevinde tutuklu bulunan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na resmen başvuruda bulundu. Ve geçtiğimiz günlerde yaptığı, şiddete karşı yaptığı açıklamada ilginçti. Bu gelişmeler siyasete yansır mı ya da nasıl yansır? Ben de bir cümle söyleyeyim şu önce konuyla ilgili, ondan sonra Peki. sorunuza geçeyim. Polemik Peki. yaratmak için değil ama bu Lütfen. şeyin Sayın Baykal'a yapılan kaset kumpasının zamanlaması nedense gözden kaçırılıyor. Şimdi çok net bir şekilde Mayıs ayında oldu. 12 Eylül'de de referandum yapıldı biliyorsunuz. Referandum sürecinde Sayın Baykal'ın görevde olması istenmedi. O yüzden de elimine edildi. Sistemin dışına itildi. Yoksa birinin önünü açmak için vesaire falan için değildi. Nitekim bu amaç gerçekleşti de ve o referandumda AK Parti o güne kadarki en yüksek, tek başına girmişti çünkü orada dışarıdan destekleyenler falan vardı ama %58 evet oyuna ulaşmayı başardı. Benim kanaatim Sayın Baykal gibi deneyimli bir siyasetçi o dönemde bu referandum döneminde siyasetin dışında kalmış olmasa o %58'de belki ne geçecekti ama %58'de geçmeyecekti. O %58'de katkısı var. O yüzden de referandum ayarlı bir operasyondu. Yoksa onun dışında Sayın Kılıçdaroğlu'nun önünü açmak, bilmem ne yapmak falan filan gibi amaçları yoktu. Başarılı da oldu ve referandum geçti. Ve o referandumu işte ölüleri kaldırıp oy vermeye götürmeyi hedefleyenlerin kim olduğunu falan da biliyoruz. Şimdi HDP mevzusuna geçecek olursak HDP seçmeniyle HDP partisinin geleceği arasında yani biraz farklılaştırarak da analiz yapmak lazım. Niye? Çünkü HDP'nin önümüzdeki seçimlerde olup olmayacağını, olursa HDP adayıyla mı olacağı, bugünkü kadrolarla mı olacağı, yoksa başka bir parti çatısı altında başka kadrolarla mı olacağı konusunu henüz bilmiyoruz. Niye? Çünkü kapatma davası sürüyor ve muhtemelen seçim öncesi bir dönemde mahkeme kararını açıklayacak. Mahkemenin kararının ne olacağını bilemiyoruz ama en azından kapatma olasılığı ve çok sayıda insana siyasi yasak gelme olasılığı da var. Benim kanaatim Demirtaş'ın yaptığı başvuru ve Öcalan'la görüşme isteği bu önümüzdeki süreçle ilgili bir şey olabilir. Yani HDP'nin geleceğiyle ilgili bir amacı olabilir. Şu an Ankara'da konuşulan senaryolara bakılacak olursa yani HDP'nin kapatılması durumunda HDP'nin daha önce nasıl ki Saadet kapatıldığında daha doğrusu Fazilet kapatıldığında Saadet ve AK Parti iki parti içinden çıktıysa benzer bir şey yine yaşanabileceği ve işte bir Öcalan çizgisinde bir de Demirtaş çizgisinde iki ayrı partinin doğabileceği şeklinde değerlendirmeler yapan insanlar da var. O yüzden HDP'nin geleceği konusunda hepimiz açısından bir karanlık sis bulutu var. Çünkü kapatma davası nasıl şekillenecek? Kapatma davasından sonra neler olacak? Bu konuda bir öngörüde bulunmak hakikaten kehanet seviyesinde bir şey. Yani bilimsel bir tahmin yapmamıza imkan yok. Fakat HDP seçmeni benim gördüğüm Türkiye'nin en siyasal bilinci yüksek seçmen grubu ve tutumları çok net. Yani ben orada Pınar Hanım'ın tahmininin gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Yani bunu daha önce birkaç kere test ettik. Özellikle yerel seçimlerde test ettik. Yerel seçimlerde HDP seçmeni İstanbul'da merkez sağdan gelen bir adaya iki kere ve en yüksek katılma oranıyla sandığa gitme oranı en yüksek parti tabanı HDP'ydi. Destek verdi. Aynı HDP Ankara'da bu sefer ülkücü kökenden gelen bir adaya oy verdi. İşte başka bir yerde diyelim ki Alevi kökenden gelen bir adaya da oy verdi. Ve bu oy verme konusunda hiç davranmadı. Yani seçici davranmadı. Orada önemli olan iktidarı mağlup etmekti. Ve iktidarın adaylarını kaybetmesine elinden gelen bütün katkıyı verdi.
HDP seçmenleri. Bir iki istisnası var bunun, işte Manisa, Balıkesir falan gibi, ama orada da İyi Parti'nin başka yerlerde HDP'nin karşısına aday çıkarıp AK Parti'nin kazanmasına neden olduğu falan gerekçesiyle orada da HDP'liler gidip İyi Parti adayına oy vermediler. Sandığa gitmediler. Öyle olunca da AK Parti kazanmış oldu. Ama HDP seçmeninin siyasal bilinci yüksek ve Erdoğan'ın karşısındaki ortak adayı kimse ya da ikinci tura kim kalmışsa ona oy verme olasılıkları bence daha güçlü bir olasılık. Ama HDP'nin geleceği ne olacak onu hakikaten, yani seçmen davranışı ayrı. Tabii parti olmasa da bu insanlar oy vermeye devam edecekler. Ama HDP'nin geleceği konusunda benim açımdan en azından bir şey var. Sis bulut var. Bir süre yakın tarihi şeyin geleceğini görmekte zorlanıyoruz. Buyurun. İbrahim Bey, ben burada şunu sormak istiyorum. Tabii yerel seçimde bir belediye başkanını seçmekteki tercihler en nihayetinde Kürt seçmen veya HDP seçmeninin kimlikle ilgili beklentileri bir yerel seçimdeki beklentilerinden çok daha farklı. En nihayetinde bir devlet başkanını seçtiklerinde elbette kendileriyle ilgili, yani pragmatik düşünen, pragmatist düşünen bir HDP seçmeni neden kendileri açısından, kendi siyaset kurumundan beklentileri açısından tam olarak ne alacaklarını bilmeden, ne göreceklerini bilmeden neden öyle bir tercih yapsınlar ki? Yani bugüne kadar altılı masa, Millet İttifakı bu konuda herhangi bir politika belirlemedi. Yani bir belediye başkanından beklentilerle bir devlet başkanından beklentiler arasında dağlar kadar tabii ki fark var. Neden herhangi bir öngörüsü olmadan bir belediye başkanını seçerken ki refleks aynen orada devreye girsin? Şimdi HDP seçmeni duygusal olarak AK Parti'den de Sayın Erdoğan'dan da çok uzaklaştı. Niye? Bir, bu kayyum meselesi yüzünden. Yani seçiyorsanız ve seçtikten çok kısa bir süre sonra henüz herhangi bir suç da işlememişken geçmişteki suçlara istinaden, biraz önce ismi geçti mesela Diyarbakır falan gibi, bu şeyden 2019 yerel seçimlerinden sonra bütün belediyelerin red kayyum atanmış olması. Bu kırılmanın önemli nedenlerinden biri. İkincisi, şimdi işte partilerini kapatmak üzere ve şeyin AK Parti ve MHP'nin talebiyle bu davanın açıldığı, herkesin şey gördüğü bir şey. İşte o yüzden de Kürt seçmen, daha doğrusu HDP'ye oy veren Kürt seçmenler duygusal olarak hem AK Parti'den hem Erdoğan'dan çok uzaklaştılar. Şimdi tek başına şey sorduğumuzda, Sayın Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı seçmeninde oy verir misiniz diye, HDP seçmeninin %2'si falan oy verebilirim diyor. Yani o şeyi görüyorsunuz, %100'e neredeyse şeyden, Sayın Erdoğan'dan artık uzaklaşmışlar. Fakat karşısına bir aday koyarak mesela işte Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın İmamoğlu'na rekabet ettiğinde kim oy verirsiniz falan dediğimizde HDP seçmeninden Erdoğan oy vereceğini söyleyen neredeyse çıkmıyor. Şimdi oradan anlıyoruz ki tavrı çok net, yani karşısında aday olmasa bile çok çok küçük bir şey, yani bir kesim Erdoğan oy verebilirim diyor. Karşısında bir aday gördüğünde, bu aday ona sempatik de geldiğinde zaten Erdoğan'a oy vermeyeceğini söylüyor. O yüzden HDP seçmeni duygusal olarak Sayın Erdoğan'dan koptu. 2015'in üzerinden çok sular attı benim gördüğüm. Ve o 2015'i ve o şey çözüm sürecinin ruhunu bizzat Sayın Erdoğan kendi elleriyle yok ettiği için, o yüzden o çözüm süreci öncesi esnasındaki Sayın Erdoğan'ın performansı benim gördüğüm artık şey yok hükmüne geldi HDP seçmeninin nezdinde. Bazı duygusal kırılma anları oldu, işte Rojava düştü, düşecek vesaire falan gibi, ya da işte bu son seçimde defolsun gitsinler falan gibi ifadeler falan, o duygusal kopuşu besleyen şeyler oldu. O yüzden artık HDP seçmeninin Sayın Erdoğan'a oy vermesi, hele yüksek oranlarda oy vermesi çok mümkün görünmüyor. Peki, o zaman kararsız AK Parti'den kopan muhafazakar Kürtler diyelim. Onları nasıl? Yani onlar bu tercihte, yani bu şeyde, denklemde nerede?
AK Parti Kürtlerin birinci partisiydi malum. Ta 2014'e gelinceye kadar, 2010 daha doğrusu 2010, evet 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimine gelinceye kadar Kürtlerin birinci partisi AK Parti'ydi. Fakat 2014'te işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş tek başına %10 civarında bir oy alınca arkasından 2015'te kendi başına girdi. Artık bağımsız adaylarına girmedi. Ve 2015'ten itibaren de AK Parti Kürtlerin ikinci partisi haline geldi. Şimdi baktığımızda zaman zaman Kürtlerin ikinci partisi, zaman zaman üçüncü partisi oluyor ama artık makas çok açılmış durumda. Üçte ikisi HDP'ye oy veriyor Kürtlerin, kendini Kürt diye tanımlayanların. Geri kalanlar da diğer partilere dağılıyor. Üçte bir dağılıyor. Yani üçte bir işte şey bir kısmı CHP'ye, bir kısmı AK Parti'ye, Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne, Saadet Partisi'ne falan, Hüdapar'a, Yeniden Refah Partisi'ne falan, bu 5-6 parti arasında bu oylar dağılıyor. Dolayısıyla o geri kalan seçmen kitlesinin çok partiye dağıldığı için ortalamaları büyük ölçüde yani şey etkileyebilme gücü de kalmadı benim gördüğüm. Onların o muhafazakar Kürtlerin Cumhurbaşkanlığı seçiminin öncesinde esnasında neler yaşanacağını falan da çok bilmiyoruz. Yani yine milliyetçi bir dil aşırı şeyde tıpkı yerel seçimler öncesinde olduğu gibi çok sert bir milliyetçi bir dil kullanılacak olursa ben o şeyin muhafazakar Kürtlerinde önemli bir kısmının başka muhafazakar partilere kayma olasılığının güçlü olduğunu düşünüyorum.